Evet efendim, 2017 yılı itibariyle hayvancılığın ve tarımın yaşamış olduğu sıkıntıları ele alacağız. Öncelikle bölgemizden başlayalım. 2017 yılında bölgemizde çok ciddi manada bir kuraklık yaşandı. Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçen yıla veya önceki yıllara oranla %50'den fazla ürün kaybı yaşandı. Bundan dolayıdır ki hayvanlarımızın beslenme ihtiyacı olan kaba, yem, ot, yonca, koronga, yulaf, saman gibi ürünlerde çok ciddi manada bir azalma var. Buna paralel olarak ot fiyatları, işte bahsettiğim kaba, yem fiyatları %100'lere varan bir artış gösterdi. 7-8. aylarda 40-50 kuruş olan ot fiyatları şimdi 1 liranın üzerine çıkmış durumda. Buna paralel olarak hayvan fiyatları çok ciddi manada düşüşe geçti. Köylü, esnaf, bu işin esnaflığını yapan insanlarımız, işte köylümüz, çiftçimiz çok ciddi manada zarar etmeye başladı. Geçtiğimiz 2 ay içerisinde hayvan fiyatlarında %30, %40'lara varan bir düşüş meydana geldi. Bizim Tarım Bakanlığı'yla yaptığımız görüşmelerde yurt dışından nasıl ki ithal hayvan getiriliyorsa aynı şekilde ithal ot, saman getirilmesi konusunda bir çalışma yapılmasını talep etti kendilerinden. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde hayvan fiyatlarında çok ciddi manada düşüşler var. Bunun yanı sıra bir de ithal hayvan getirilmesinden kaynaklanan piyasada problemler yaşanıyor. Bizim sürekli bakanlığımızdan talebimiz ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna gelmek istiyoruz. Üretimin artırılması konusunda çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz. Şöyle ki bizim ülkemiz tarım ve hayvancılık ülkesi. Nüfusumuzun %30'u tarım ve hayvancılıkla doğrudan iştigal halinde. %100'e yakını da dolaylı yönden tarım ve hayvancılıkla iştigal halde. Şöyle ki tarım olmazsa, hayvancılık olmazsa, gıda olmazsa insan hayatı da sürdürülemez. Ülkemizde tarım ve hayvancılık piyasasında kesinlikle istikrar yok. İstikrar olmamasından dolayı da insanlar bu işi yapmak istemiyor. Son yıllarda bakanlığın üzerinde çalıştığı hibeler, desteklemeler, teşvikler var ama bunlar yeterli değil. Ben bir Ziraat Odası Başkanı olarak bizim çiftçimizin devletten hibe almasını çok yerinde bulmuyorum. Çiftçimiz niye hibe alsın, niye devlete yük olsun? Piyasada istikrar olursa, piyasada istikrar olması halinde hem köylünün, çiftçinin devlete külfeti olmaz, hem de insanlar işini zevkle yapar. Dediğim gibi piyasada sürekli bir istikrar olmasını istiyoruz. 7-8-10 yıldır piyasada sürekli dalgalanmalar yaşanıyor. Bu dalgalanmalardan dolayı insanlar, işin asıl ehli olan çiftçi, köylü sürekli zarar ediyor. Bu işle alakası olmayan ve bu işi çok yüksek miktarda yapan firmalar işi speküle etmeye başladılar. İşte piyasanın düşmüş, şu anda mesela piyasa düşmüş bir vaziyette. Piyasada çok ciddi bir düşüş var. Yüksek miktarda hayvan alımı yapanlar var. Bunlar şimdi piyasanın bu düşmüş vaziyetinde işte binlerce hayvanı piyasadan topluyorlar. 2-3 ay sonra yine piyasaya bu adamlar müdahale edebiliyorlar. Ellerinde 10'ar 15'er bin hayvan, 5 bin hayvan, 3 bin hayvan var. İstedikleri gibi piyasayla oynayabiliyorlar. Şöyle ki bu işin köylünün elinden çıkmaması lazım. Bu işi köylünün yapması lazım, çiftçinin yapması lazım, kendi esnafının yapması lazım. Hal böyle olunca insanlar işini yapınca, yani köylü, işte çiftçi, esnaf bu işi yapınca devlete herhangi bir şey veya bu işi speküle etmeler söz konusu olamaz.